Oyuncunun diyarından herkese merhaba. Dungeon Defenders 2 oyununu tanıtımını bugün yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Oyunu çok detaylı anlatmayacağım. Yani daha detaylı anlatabilmek için aslında en yüksek seviyeye çıkmak lazım ya da en azından 25 olmak lazım. Neden 25 olmak lazım? Çünkü seviye 20'de yani level 20'de zaten abilitylerin hepsi açılıyor. Hemen hemen hepsi açılıyor. Kuleleriniz açılıyor, abilitileriniz açılıyor. Bu ne? Parti teklifi geldi. Bunu şimdi siz oyunu oynarken eğer böyle parti teklifleri gelirse şayet kabul edin. Neden kabul edin? Çünkü partide hayda bir tane daha geldi. Çünkü parti kurduğunuz zaman ne kadar çok oyuncu olursa o kadar çok experience alıyorsunuz ve daha hızlı seviye kasıyorsunuz. Ha dersiniz ki bana parti teklifi gelmiyor. Siz escape tuşuna basarsınız. Bakın bunlar etrafınızda bulunan online oyuncular. Şuradan basıyorsunuz şu kırmızı noktalara. Hemen oradan parti gönderiyorsunuz. Gönderiyorsunuz da bunların seviyeleri yazsaydı daha iyi olurmuş. Seviyeleri yazmıyor. Neyse, önemli değil. Ne diyorduk? Evet, seviye 20 veya 25'ten sonra aslında daha detaylı tanıtılır. Neden derseniz, kuleler ve abilityler o zaman açılıyor tam olarak. Yani bir build yapmak için, oyunu göstermek için işte tower mı dikip mesela güçlendireceksiniz, yoksa karakterinizi güçlendirip DPS mi yapacaksınız? Veya işte 4 tane class var. Bu classların her birinin farklı abilityleri var. Farklı görevleri var. Tanklayan class'ımız var. Support class'ımız var. Damage vuran class'ımız var. Yani bunların hepsi level 20-25'ten sonra kesinlik kazanıyor. O zamana kadar biraz antrenman bölümü gibi düşünün oyunu. Fazla uzatmadan şu War Table'dan bir oyuna girelim. Siz de görmüş olursunuz. Şöyle bir rastgele bir maç başlatalım. Oyunumuz Tower Defense. Tower Defense nedir diye soracak olursanız, Tower Defense bir üssünüz, ana base'iniz bulunuyor. Bu ana base'e keşke bu haritayı seçmişseydik. Belirli bölgelerden ne geliyor? Wave geliyor. Bu wave'ler yani yaratıklar geliyor. Bu yaratıkları durdurmanız gerekiyor. Ana üssünüze ulaşmanız gerekiyor bu yaratıkların. Şimdi biz zaten şu an açık bir oyuna girdik. Destek kuvvet gibi. Şuraya bir kuleye gidiyorum bir saniye. Önce kristal almak gerekiyor. Olmazsa kule dikemiyoruz. Kristal nasıl alıyorsunuz? Kristalleri gelen yaratıkları öldürünce kristal düşüyor. Küçük küçük onları topluyorsunuz. Veya her wave bittiğinde sandık çıkıyor. O sandıktan alıyorsunuz. Bir dakika şimdi. Bizim kristalimiz hala yetmiyor. Şurada hala yetmiyor. Evet, wave bitti mi? Yok. Şurada da vardı. Evet, şimdi sandık bulmamız gerekiyor. Bakın sandıkları küçük sağ üstteki minimap'te görebilirsiniz, yeşil kristal şeklinde. Açıyorsunuz ve size bol bol kristal veriyorlar. Şimdi şu çizgiler wave'lerin yani yaratıkların geleceği yerler, yollar. Şu yolun başlangıcını şimdi bakın bu benim partideki diğer arkadaş tank oluyor. Bu tanklar blockade denen bir şey dikiyorlar. Şu tahtayı dikiyorlar.
O tahta gerçekten çok güzel engelliyor yaratıkların geçmesini. Yani partinizde sizin de böyle bir arkadaş varsa çok rahat ilerleyebilirsiniz. Bak mesela bunun canı azalmış. Bunu R'ye basarak repair yapabiliyorsunuz. Hem yardım etmiş oluyoruz. Şöyle bakalım nasıl. Aa, güzel. Şuraya da dikelim aslında birkaç tane. Evet, bekleyelim bakalım. Ben hazırım. Zaten kristalimiz bitti. Evet, geliyorlar. Nereden geliyorlar? Buradan geliyorlar. Tabii siz de bu beyinlere yardımcı olabilirsiniz. Damage konusunda. Mesela bir Huntress varsa, Huntress'ta çok güzel CC'ler var. Yaratıkları durduruyor, slow oluyor, stunlıyor, her şeyi yapıyor. Onunla lane'de damage'e yardımcı olabilirsiniz. Amaç ne? Amaç şu gördüğünüz sarı tüp gibi şeyi korumak. Yaratıklar buraya varıp bunu patlatmayacaklar. Güzel savunuyorlar şu an. Kolay savunuyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki neden hiç düşen itemları toplamıyorsun? Şu yüzden toplamıyorum. Çünkü inventory'de yani çantanızda çantayı açamıyorum. Şeyden sonra öğrendim. Şu wave'den sonra. Otoloot yapıyorsunuz. Bunları otomatik olarak topluyor zaten. Her güzel bir şey gelirse tabii o seviye atladık. 3 tane stat point kazandık. Stat pointlerimizi verelim. Ben kule hasarlarına veriyorum. Yani kule build yapmayı düşünüyorum bu karaktere. Ben kablosuz klavye kullanıyorum. Bazen çekmiyor. Onu çözemedim neden çekmiyor. Çünkü kasayla neredeyse bitişik klavye. Yan yana çekmiyor. Çok mu yakın diye çekmiyor acaba? Olabilir. Her şey mümkün teknoloji. Ha, Türkçe karakterleri anlamıyor chat.
Ha 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 ha!